Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle kahverengi orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi parça olarak başladım. Bakın harika hem de kolay kabartmalı bir yelek örneği. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Her yaşa uygun anne yeleği, gelin yeleği, çeyizlere, bohçalara yapabileceğiniz bir örgü. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz için 6 ilmek, 6 ilmek, 6 ilmek yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Arasıyla beraber 6 ilmek. Hemen modelime geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz de. Şöyle dursun. Şimdi açık renkten hemen örneğimizi başlayalım. Bakın ilmeklerimi attım. Alt ucuna modelimizde bir düz bir ters lastik olarak başladım. Şimdi örneğe hemen başlıyorum burada. Arka yüzün tamamını şu an ters örüyorum değerli izleyicilerim. Siz de başlarken zaten ön yüzden modelimize başlayacaksınız. Şimdi hızlıca geçiyorum. Böyle. Hemen kenar ilmeğini de ördüm. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde şimdi kenar ilmeğimden sonra burası yan olduğu için 1, 2, 3 tane ilmeğimi ters yani araş örüyorum ön yüzde 3 tane. Sonra 4. ilmeğimi bakın bu şekilde 1 doladım, 2 3 doladım. Bir ilmek daha çıkarttım, 5 ilmek. Yani bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkardım. Şimdi iki örneklerimizin arasında hep 5'er tane araşa olacak. 2 3 4 5. Burası kenar olduğu için, burası da son olduğu için 3'er tane bırakıyorum. Bakın yine aynı şekilde bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkart, 5 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmeğin içinden 5 ilmek. Şimdi yine 3 tane araşa örüyorum. Normal örneğimize devam ederken 5 tane araşa örüyoruz. Bir ilmeğin içinden 5 ilmek. 5 araşa, bir ilmeğin içinden 5 ilmek. En sonda aynı benim yaptığım gibi 3 tane araşa ile bitiriyoruz. Kaç ilmeğimiz olursa olsun. Başta da 3 ilmek araşa, sonda da 3 ilmek araşa. Ortalarda hep 5'er ilmek. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde, ön yüzde araşa ördüğüm ilmekleri düz örüyorum. Bakın 3 tane ilmeğimi araşa örmüştüm kenarda. Sonra bu bir ilmeğin içinden 5 tane ilmek çıkartmıştım. Onları da ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde. Şimdi 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın. 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde bir ilmeğin içinden 5 ilmek çıkartmıştım. Onları da ters olarak örüyorum. Şimdi yine 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bir, iki tane ilmeğimi araşa örüyorum. Burada 3 tane olan ilmeğimin ikisini araşa ördüm. Buradaki 5 ilmeğimin hemen bir tanesiyle bir o 3 taneden hemen ikisini bir almış oluyorum. Bakın. Şimdi 3 tane ilmeğimi burada düz örüyorum. 5. ilmeğimle buradaki 5 tane olan araşadan bir tanesini hemen alıyorum. Düz olarak örüyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane ilmeğimi araşa ördüm. Bu en son araşayla buradaki ilmeğimi bir alıyorum. Bakın. Sonra ortadaki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimle yani 5. ilmeğimi yine buradan bir ilmek aldım. Bakın 3 tane araşaydı, 2 tane kaldı. Bu kenarlarda 3'er araşa yapmamızın nedeni bu. Ortalarda 2 örnekte bu taraftan toplandığı için
beşer tane. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra bakın 2 ilmeğimi düz ördüm. Diğer 5 tane ilmeğimi de ters örüyorum. 4, 5. Şimdi ortadaki kalan 3 tane ilmeğimi yine düz örüyorum arka yüzde. Diğer 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Çok zevkli bir örgü değerli izleyicilerim. Zaten videomu izlediğinizde göreceksiniz ne kadar kolay bir örnek olduğunu. Şimdi ön yüze geldik. Yeleğimizin son sırasındayım bakın. Şimdi burada 2 tane haroşa var. Önce bir tanesini örüyorum. Sonra ikincisini yine bu şekilde alıyorum. Ve devam ediyorum. Tekrar. Bakın. Yine 5. ilmeğimle buradan bir haroşayı alıyorum. Yine bir tane ters ördüm. Bakın diğerini de alıyorum. Yine ortadaki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve 5.siyle diğer taraftan bir ilmeği bir alıyorum. Bir tane haroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şu an bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Bir örneğimiz bitti. Arka yüze geldiğimiz zaman aynı birinci sırada örmüş olduğunuz gibi bütün ilmeklerimizin tamamını ters örerken siz örneğimi yakından izleyin. Hemen ikinci örneğimize de başlayalım. Ben hızlıca geçiyorum sizler izlerken. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın şimdi ikinci örneğimize başlıyorum yine. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane haroşa yapmıştık birinci sırada. Burada da aynı şekilde bakın. Şimdi burayı takip ediyoruz. Burada bir ilmeğimin içinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 5. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek haroşa örüyorum. Bakın. Yine burada aynı bu şekilde 5 tane ilmek çıkartıyorum. 4, 5. Bakın yine 3 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örüyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi modelimin arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmeğimi önde haroşa örmüştüm. Arka yüzde onları da düz örüyorum. Bu 5 tane çıkartmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. 4, 5. Örneklerimizin arası 5 tane ilmek. Onları da düz örüyorum bakın. 4, 5. Yine buradaki 5 tane ilmeğimi onu da ters örüyorum. 4, 5. Kenarlarda 3'er. Başta ve sonda 3'er. Ortalarda hep 5'er haroşa yapıyoruz. Şimdi modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 tane haroşa örüyorum. Bu 3. haroşa ile buradaki 5 ilmeğimin bir tanesini aynı anda alıyorum. Sonra 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 5. ilmeğimi bakın diğer haroşadan ikisini bir alıyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi sonuncuyu bakın bir aldım. Yine ortadaki 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve diğer sola doğru ikisini bir alıyorum. 2 tane haroşam kaldı. Şimdi arka yüzde buradaki düzleri düz örüyorum. Görüldüğü gibi bakın. Sonra 5 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. 4, 5. Yine şu ortadaki 3 ilmeğim aynı görüldüğü şekilde düz örüyorum.
Yine 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine 2 düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzü ve son sırasına geldim. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane araşa örüyorum. Bakın. Buradaki düzle araşayı aynı anda alıyorum. Çünkü ortada 5 ilmek çıkartmıştık. İlmeklerimiz artmasın diye 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine sonuncuyla diğer ilmeği bir alıyorum. Bir tane araşa örüyorum. Ve ikinci örneği de aynı şekilde önce sağa doğru 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra da 5. ilmeğimle diğer araşadan bir ilmek aynı anda alıyorum. Bir tane ters ilmeğim kalıyor. Bakın. Arka yüzü tamamı ters örüyoruz. Sonra örneğe geldiğinizde yine aynı başladığımız gibi. Ben modeli izlerken arka yüzün tamamını ters örüyorum. Ve bugünkü videomu tamamlıyorum sevgili izleyicilerim. Hemen sıramı bitiriyorum bu şekilde. Dediğim gibi hem kolay hem güzel hem her yaşa uygun. Sizler dilediğiniz, sevdiğiniz renkten yaparsınız. Orta kalınlıkta harika bir model bakın. Herkesin yapabileceği. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.